Herkese merhaba, ben Ali. Bu video biraz teorik bir bilgi olacak. O yüzden çok uzatmak istemiyorum bu videoyu. Burada kısaca işte FPGA nedir, VHDL nedir, tasarım birimleri, yapısı, kodlama şekilleri, koşulları, şartları nelerdir, nitelikleri nelerdir, onlardan bahsedeceğim biraz. FPGA nedir'e gelirsek, FPGA programlanabilir lojik kapıların ve bunların programlanabilir ara bağlantılarından oluşan entegre devreleridir. Yani ya da kartıdır, nasıl arzu edersek. FPGA'de bilmemiz gereken önemli şeylerden bir tanesi, FPGA paralel işlem yapan bir karttır. Yani yazdığınız kodlar paralel işleme tabi tutulur. Hepsi aynı anda başlarlar. Bunun için paralel olmasını istemediğimiz durumlarda farklı yazım şekilleriyle sıralı bir sisteme geçirebiliriz. Şimdi sırasıyla devam edecek olursak, VHDL en az 3 bölümden, yani 3 parçadan oluşan bir dil yapısına sahip. Bunlar kütüphane tanımı, modülün dış dünyayla olan iletişimi, yani girişleri, çıkışları ve modülün çalışmasını belirten mimari kısımdır. Ayrıca VHDL case sensitive olmayan bir dil. Yani büyük harf küçük harf uyumu aramaz. Fakat kısıt dosyasına yazarken VHDL kodu kısmında hangi yazım şeklini kullanıyorsanız aynısını yazmanız gerekmekte. Ne kadar tabii VHDL case sensitive olmasa da kodun okunabilirliği açısından dikkat edilmesi gereken bazı durumlar var. Bunlardan birkaç tanesi işte VHDL komutları genel olarak büyük harflerle yazılır. Değişkenlerle küçük harflerle, modül isimleri ise ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılır ki okunurken daha rahat anlaşılsın. Bunun haricinde VHDL yazılımına bakacak olursak ilk kısımda bulunan kısım library IEEE şeklindedir. Bu IEEE kütüphanesinin VHDL için tasarlanması anlamına gelir ve her oluşturduğunuz dosyada zaten bu şekilde gelir. Ondan sonra use kullanılır. Use da IEEE ya da farklı kullandığınız kütüphanenin içerisindeki modüllerin kullanılması için gerekli olan kısım. Mesela en çok kullanılacak yer işte STD Logic 1164 kısmı. Daha sonra kodun yazılabilmesi için gerekli kısımlar var. Bunların en başında entity kısmı geliyor. Entity portları tanımladığımız alan olarak bulunan bir kısım. Bunun da isimlendirilmesi için gerekli, yani dikkat edilmesi gereken durumlar var. Mesela bir harf bile başlamak zorundadır. Asla harf dışı bir başlama yapılamıyor. Harften sonra rakam ya da alt çizgi kullanılabilir diğer dillerde de olduğu gibi. Fakat dikkat edilmesi gereken şey iki adet alt çizgi arka arkaya kullanılamıyor. Ayrıca alt çizgiyle bitemiyor. Ve her dilde olduğu gibi özel isimler oluştan oluşamıyor. Yani özel isimlerden kastım VHDL içerisinde bulunan isimler. Mesela integer'dır, işte unsigned'dır gibi gibi. Ya da bool falan mesela. Entity kısmında eğer port olmayacaksa tanımlama zorunluluğu yoktur. Entity bulunmalıdır fakat port tanımlamak zorunda değildir. Fakat port tanımlanacaksa port kelimesinin bulunması gerekiyor. Port'a dikkat edilmesi gereken kısım hemen şuradan göstereyim. İlk başta port'un adı, sonra iki nokta üst üste port'un durumu, yani in, out ya da in out şeklinde. Daha sonra da veri tipi şeklinde tanımlanır ve noktalı virgülle bitmek zorundadır. Fakat dikkat edilmesi gereken bir durum, sonuncusu noktalı virgülle bitmez. Onun yerine parantezden sonra noktalı virgül kullanılır. VHDL tasarımının son kısmında ise architecture kısmı bulunur. Yani mimari kısım bulunur. Bu kısım VHDL'in artık dış dünyayla olan bağlantısında, yani neler yapılması gerektiğinin anlatıldığı kısımdır. Burada en önemli yapılan özel şey durumlar sinyal tanımlamaları, değişken tanımlamaları, sabit tanımlamaları bulunur. Aynı zamanda da yapılacak işlemler bulunur. Bunun tanımlanmasında da architecture yazılır. Sonra architecture'ın ismi. Siz verebilirsiniz ya da dosya oluşturduğunuzda bu isim zaten otomatik olarak gelir. Architecture isminden sonra of diyoruz. Bu of hangi entity'ye ait olduğunu belirtir. Dikkat edilmesi gereken bir durum, her entity'nin bir architecture'ın olma zorunluluğudur. O yüzden entity ismi belirtilir. Bizden sonra architecture ile begin arasında sinyaller, değişkenler, işte sabitler belirlenir. Daha sonra begin yapıldıktan sonra işlemlere geçilir. Bu işlemler illa prosesle olmak zorunda değil. Bunları da açıklık getireceğim. Ama asıl kodlama şekli bu şekilde. Zaten bu dosyayı vereceğim için çok uzun durmak istemiyorum. Şöyle belirtmek istemişim yine de. Proses kısmı, yani sonsuz döngülerin bulunacağı alanlar. Diğer kısımlar sonsuz döngüye tabi değildir. Prosesler sonsuz döngüyle, sonsuz döngü çalıştırabilirler. VHDL tasarım birimleri işte bunlar, az önce dediğim gibi entity kısımları, hemen şuradan başlık olarak bakacak olursak entity kısmı ve architecture kısmı en önemli kısımlar bunlar zaten. Entity'ye detaylı olarak bakacak olursak
Yani logic fonksiyonlarının giriş çıkışlarının belirlendiği alan, yani port alanları zaten. Yazım şekli, entity, entity'nin adı is, daha sonra port tanımlaması. Yine dediğim gibi dikkat edilmesi gereken kısım, son portta noktalı virgül kullanmıyor. Parantezden sonra noktalı virgül kullanılıyor. Burada değinilmesi gereken kısım, port adı, giriş çıkışları vereceğiniz isimlerin bulunduğu alandır. Bunlar bus şeklinde de olabilir. Standart sadece tek isim de olabilir. İşaret modu 3 tip işaretten oluşur. Bu in, out, in, out. Eğer sadece giriş ya da çıkış kullanılacaksa in ve out kullanılır. Aynı zamanda hem giriş hem çıkış olarak kullanılacaksa bir pin in, out olarak yazılır. Diğer türlü kısım veri tipi. Veri tipi kısmı VHDL'de en çok kullanılan veri tipleri bit, bit vektör, boolean, integer, natural, standart logic, standart logic vektör ve real. Bit sadece iki seviyeli logic kısımlardan oluşan bir veri tipidir. Bit vektör yine iki seviyeli logic bir dizi şey yani logic bir dizidir. Yani iki seviyeli bir tanımlama olacak fakat dizi şeklinde olacak. Yani birkaç bitten oluşacak bir tanımlama olması gerekiyor. Boolean zaten true false başka değer almaz yani 0 ve 1'dir. Integer pozitif ve negatif tam sayıların bulunduğu kısımlar. Natural ise doğal sayıların olduğu bir veri tipi. Standart logic aynı bit gibi 0 ve 1 alır genel olarak ve z alır. Z sentezlenebilir bir değişken standart logic için. Aynı zamanda standart logic vektör var. Bu da yine bir bus tipidir. Yani bir dizi tipidir. Birden çok elemanın bit değerleri diyebiliriz. Ya mesela 15 15 elemanlı bir değişken var. Bunu standart logic vektörle tanımlayabiliriz. Eğer 0 1 alıyoruz. Reel veri tipi ise sadece simülasyon kısmında kullanılan bir veri tipidir. Vektörleri tanımlarken dikkat edilmesi gereken durum bir to bir de down to kısmı. Yani 0 to 15 şeklinde tanımlananlarda LSB yani en düşük değerlikli biti 0, en yüksek değerlikli biti 15 ve şey down to da tam tersi şeklinde. Diğer dikkat edilmesi gereken ve kullanılacak kısım ise architecture kısmı. Daha önce de belirttiğim gibi her entity bir architecture'a sahip olmak zorundadır. Architecture dış dünyada ne yapılması gerektiğini içeride belirleyen kısımdır, mimari kısımdır. Evet, VHDL nasıl kodlanır? Yani nasıl bir dildir? Neleri barındırır? Şimdi asıl önemli kısımlar burası. VHDL 3 farklı tanımlama şekline sahip olan bir kodlama birimidir, yani dilidir diyebiliriz. Bunlar yapısal, veri akışı ve davranışsal. Şimdi yapısala bakacak olursak, şimdi yapısalda kullanılan en çok ya en çok kullanılabilecek bir tanımlama şekillerinden komponent var. Komponent aslında metot diyebiliriz diğer dillerde. Ya yani mesela voidler. Yani her zaman yani sürekli kullanılacak bir eleman varsa burada komponent olarak oluşturulur ve çağrılır. Komponent çağrılırken portmap kullanılır. Portmap'te de normalde sırayla şey yazılabilir. Ya mesela iki tane portu var diye varsayalım. Şeyin komponentin biri giriş, biri çıkış. Arada virgülle çağrılabilir. Fakat karışıklık olmasın diye istediğiniz değişkene istediğinizi atayabilirsiniz. Yani istediğiniz değişkeni komponentteki istediğiniz porta atayabilirsiniz. Bunun için de eşittir ve büyüktür işaretleri kullanılır. Operatörler kısmına gelirsek yani en çok kullanacağımız operatörler atama operatörleri. Eğer sinyal kullanacaksak, sinyale bir değişken ya da bir değer atamak istiyorsak bu operatör kullanılır. Sabit ya da değişken tanımlıyorsak bu operatör kullanılır. Aynı zamanda bu operatör ilk değeri belirlemek için de kullanılır. Mesela burada sinyal olduğu için burası. Bu bir operatör kullanılmış ve sinyale bir atanmış. Bus değişken, bu bir değişken olduğu için yani variable bir tanımlama olduğu için bu operatör kullanılmış ve hemen yukarı bakalım. Bus değişken 4 elemanı bulunan bir değişkenmiş ve 4 tane elemanına 0 verilmiş. Bas sinyal up yani bu burada up diye belirtmiş olmamın sebebi yani to olması. İşte 0'dan 7'ye. Mesela 8 elemanlı ve 7. biti 1 olsun demek bu. Bas sinyal down da aynı şekilde 8 elemanlı
İşte ya en düşük biti 1 olsun demek burada. Bunun diğer türlü bir atama yöntemi ise karışmasın diye. Burası çok fazla olabilir. 32 bit olabilir. 32 tane 0 yazmak yerine direkt others yazıp hangi değerler 1 olacaksa onu bu şekilde belirtiyoruz. Others yazıyoruz. Ve hemen 0 yazıyoruz. Yani burada belirttiklerimizin dışında kalan bütün elemanları 0 alıyor. Diğer operatör şekilleri ise lojik operatörler. Bunlar çoğumuzun aşina olduğu gibi aslında kapı operatörleri bunlar. Yani AND, NOT, OR, NAND, NOR, XOR ve XNOR. En çok kullanılanı bunlar zaten. V kapısı, değil kapısı, veya kapısı, işte ve değil kapısı gibi düşünebiliriz bunların hepsini. Bir sonraki operatörümüz ise aritmetik operatörler. Aritmetik operatörlerimiz toplama, çıkarma, çarpma, bölme, üst alma yani kuvvet alma şeklindedir. Artı ve eksi, integer, signed ve unsigned ise kullanılabilir. Yani bu değişkenler eğer bu şekilde ise kullanılabilir. Eğer real ise kullanamaz. Realler dediğim gibi, daha önce de belirttiğim gibi sadece simülasyon alanında kullanılabilir değişkenler. Çarpı genellikle sentezlenebilir bir operatördür. Yani normal şartlarda kullanılabilir. Fakat bölme operatörü sadece ikinin kuvvetlerinde sentezlenebilir. Yani sadece ikinin kuvvetlerinde yazılabilir. Sentezlenebilirden kastımız bu aslında. Kuvvet alma operatörü ise sadece taban sabit ya da üst sabitse kullanılabilir bir operatördür. Diğer bir operatörümüz ise karşılaştırma operatörleri. Bunlar eşittir, eşit değildir, küçük, büyük, küçük eşit, büyük eşittir. Küçük eşit atama operatörüyle karıştırılmamalıdır. Burası koşullar içerisinde yazılır. O yüzden karşılaştırma operatörüdür. Koşul dışında yazıldığı zaman atama operatörü olarak kullanılır, sinyal atama olarak. Bir diğer operatörümüz ise kaydırma operatörleri. Bunlar genelde en çok kullandığımız karışımcı devreleri gibi devrelerde kullanılabilen operatörler aslında. İşte sırasıyla sola kaydırma, sağa kaydırma, aritmetik olarak kaydırma, sola kaydırma, aritmetik olarak sağa kaydırma, işte sola doğru çevirme, sağa doğru çevirme gibi bit bit şeklinde çevrilerek yapılan işlemler bunlarda. Bunların hepsini ilerleyen zamanlarda zaten nasıl kullanıldığına değineceğiz. O yüzden çok üzerine durmak istemiyorum. Dikkat edilmesi gereken bir durum varsa kaydırma operatörlerinin kullanılabilmesi için bir tane kütüphane çekmemiz gerekiyor. Bu da nümerik kütüphanesi. Yani kütüphane çekmemiz gerekmiyor aslında. IEEE'nin içerisinde bulunan bir modül çekmemiz gerekiyor. Bu da nümerik modülü. Bunu kullanabilmesi için de use boşluk IEEE nokta nümerik alt tire STD nokta all şeklinde yazarak kullanabiliyoruz. Bir diğer operatörümüz ise birleştirme operatörü. Birleştirme operatörü yani iki tane farklı değişken ya da birkaç tane değişkenin birbiriyle birleştirilmesi anlamına geliyor. Yani mesela x sadece bir sayısı olan tek bitlik bir değişken olsun ya da sinyal olsun çok fark etmez. Y de x ile 3 bitlik bir sinyalin birleştirilmesiyle oluşan bir değişken ya sinyal olsun. Yani şu birleştirme işaretinin çıktısı 4 bitlik bir değişken olur. Evet, ikinci bir tanımlama şeklimiz ise veri akışı tanımlama şekli. Yani data flow diye adlandırılan tanımlama şekli. Bu bütün blokların girişlerinin ve çıkışlarının devre içinde nereye nasıl bağlanacağını, işaretlerin devre içinde nasıl akacağını anlatan bir tanımlama şeklidir. Bu işlemler yapılırken yani çıkış ifadelerinin bool fonksiyon ifadelerine ihtiyaç var. Yani çıkış nasıl olacak? Bizim burada bilmemiz gereken ne olacak gibisinden. Evet, mesela bir halfede de düşünelim. Halfelerin üzerinden veri akış şeklinde nasıl tanımlama yapılacağına bakalım. Hemen half header'ımızı şuraya çekelim. Bakalım. Evet, şimdi bu bir half header devresi. Half header devresinde bir toplam yani S ile belirttiğimiz sum kısmı bir de carry yani taşıyıcı kısmımız var. Bunların logic ifadelerinin çıkışlarına baktığımız zaman yani sum çıkışımız logic çıkışına baktığımız zaman A'nın değili ve B veya A B'nin değili. Yani bunun çevrilmiş şekli de özel veya aslında yani A özel veya B'nin ifadesi şeklinde. Carry ise A ve B. Hemen buradan bakıyoruz. Biz ne yapmışız diye. Aynı şekillerde sum için A özel veya B, carry için de A ve B kullanmışız. Yani burada bütün girişin çıkışa nasıl aktarılacağını anlatıldığı bir tanımlama şekli burası.